Gidiyorum. 37 tane birayı kaç tane aldın? 3408 gitti. Bakalım ne kadar gelecek bize. 3408 gitti abi. Kaç tane aldığıma hiç bakmadım. Oo, kâr. 3408 gitti. 3278 alacağız. Kâr. Şimdi kâr ettim işte. Gene yaprak kıpırdamıyor burada. Öğrenme oranı. Temel. Beceri odağı. Odağı zaten fullemişim oğlum. Yani tecrübe puanım 235. Allah Allah. Ben nerede yanlış yapıyorum acaba arkadaşlar ya? Ben böyle bir yerde yanlış yapıyorum galiba ama nerede anlamadım. Anlayamadım yani ben bu işi. Anlayamadım abi. Kâr ettim az önce. Bir fikri olan var mı? Birden kereste aldım bir sürü. Birden bir sürü kereste aldım kardeşim. 11'den bir sürü kereste aldım. Bakın burada kaça satabileceğim. 16. Evet. Kömür ne kadarmış burada? Ne kadarmış onun kömür? 23. Kömür neden bu kadar az düşük hocam? 235 hala oğlum ya. Niye 235 oğlum? Allah Allah. Niye 235 oğlum bu? Allah Allah. Sosyallik 2 olduğu için mi acaba? Allah Allah. Buna mı vermem gerekiyor? Liderliğe mi vermem gerekiyor acaba? O da. Verdim liderliğe. Çok değişik. Her türlü kâr ettim ama ben. Temmos'tan bir bakalım ne kadar alabileceğim. Biz de öyle yapıyoruz, aynen öyle. 36 tane çapulcu var. Aa, çok güzel. 15 tane kereste alayım mı 15 tane kereste? Alıyorum. 72 tane kereste aldım 15'ten. 72 tane kereste aldım 15'ten arkadaşlar. Buraya saldırıyorum. 72 tane kereste aldım 15 dinardan. Yazar mısınız chat'e lütfen? Unutmayalım onu. Şimdi fight'e giriyoruz da ben unutabilirim. Uçak! Gel buraya aslanım. 36 tane düşman he. İçinden doğuracağım şimdi onları. İyi izle. İyi izle. Oynat bakalım. Nasıl vurdun oğlum? Neyle vurdu beni? Taşla vurdu galiba. Taş atıyorlar ya. Kesinlikle. Öğrüme mızrak soktu ya şu. Yapanın hali.
Az meydanda artistlik yapanın hali öyle mi? Ya da tenhada mıydı o hani? Kafayı gözü dağıtırsın. Hadi oğlum kaçanı vurun la. Kaçıyor bak bir tane şerefsiz yukarıya. Bizim süvarilerimiz yetişecek mi göreceğiz. Savaşın lan, bağırmayın. Tamamdır kardeşim, bu saatte açık bir yer bulabilirsin. Ama ekmek varmış. Oğlum vurun artık lan şunu. Hiçbir boka yaramıyor bunlar ya. Cici. Benim bunlardan da aslında bir şeyler sattığım için de bana para gelmesi gerekiyor. Puan gelmesi gerekiyor bence. Ama neden bilmiyorum öyle. İnti diyelim. Tamam şu an kafamıza göre takılıyoruz. Free, özgür. Buradan odun almıştık. Kaça aldım, kaça sattım söyledim ama tabii bizimkiler unuttu bile kaça aldığımız, kaça sattığımız değil mi? Kesin öyle olmuştur. Akkalat'a gidiyorum bakayım. Akkalat'ta kereste az vardır şimdi. Orası çöl bir yer, anladın mı? Hocam çölde ağaç az olur. Çok olmaz. Hatta makepe biz bir girelim bakalım. Makepte ne kadarmış? Kereste. Oh, tamam makepte satmayacağız. Onu anladık. Gidiyoruz hocam Akkalat'a. Üf. Abi çölde su satsan kar etmez misin? Ederim. Ama su yok galiba oyunda Bayram Efe. Yani su alıp satabilme gibi bir fonksiyon yok. Galiba. Neciymiş bu adam? Aha, liderlik. İlham verme yeteneği, insanlara güven aşılayabilir, büyük gruplara coşku ve cesaret uyandırabilirsin. Binicilik, atletizm, tekelli, of bunu aldık. Sessiz zara kılıcı alıyoruz abi, komutan bu. Komutanımızı alıyoruz, hayırlı uğurlu olsun vatan millete. Tamam. Güzel. 31 işte. Kar böyle yapılır. Yapalar kar böyle işte. Kar yapıyoruz şu an. Şu an birçok kar yaptık bu arada. Şu an bayağı bir kar yapıyoruz. Kömür ne kadarmış burada? 56. Kömür de satabilirim aslında. Ben direkt kömür satsam ya. Ben niye öyle yapıyorum abi? Bakayım. Bakayım 15'e kadar satayım. Dört oldu bak. 23 20 he şimdi artmaya başladı. Demirciye gir. Kömür yapalım. Ticaret. Niye 33 oldu şimdi kömür? Yaşatlar. Neyse ben gene kârdayım, hiç sıkıntı değil. Tamam, şimdi kâr etmeye başladık arkadaşlar. Oo Rüyacım hoş geldin. Ne yapıyorsun? Su içelim. Sen de içiyorsundur umarım. Ne yapıyorsunuz? Hanımefendi. Şimdi çöle özgü bir şey alıp götürelim diyeceğim de çöle özgü bir şey burada yok galiba ya. Biz abi şeyden kar ediyoruz. Keresteden karımızı ediyoruz bu arada. Dur bakayım Odok'a da gidelim. Aa, orada Odok var. Odok'ta ele ele çok az kereste vardır herhalde.
Hoş buldum, dizi izliyordum, sonra sıkıldım, bakayım dedim, ne yapıyorlar, geldim öyle, hoş geldin. Biz de ne yapalım işte, Bannerlord'da savaşmaya, dövüşmeye devam. Seni gördüm, biraz daha iyi hissediyorum bu arada. Neler yapıyorsun? Var mı bir değişiklik? Nasıl gidiyor? Tamam. Olduk. Kömür ne kadar? 36. Kömür de bırak buraya. Evet, ticaret 25 oldu. Sonunda. Evet. Şimdi ticari mallar satarken %15 ücret yaptırımı. Kazançların işaretlenir. Ekipman satarken %15 ücret yaptırımı. Ekipman satarken. Ticari mallar satarken. Ekipman satarken. Ekipman sürekli satıyoruz. Bence ekipman daha iyi. Ticari mal satmıyoruz. Ekipman satıyoruz. Bence bu. Evet. Ekstradan bu arada bir özellik daha aldık. Onu da bakacağız duruma göre. Ne olup ne olmadığına. Evet, artık ne oldu? Biz bir değişik mi gözüküyoruz? Tamam, şimdi nerede de o kereste şeyi vardı burada bir yerde. Kereste yeri. Şuraya gideceğim. Round one. Yok be abi, ne olsun, aynı devam bizde. Su içmeye gideyim. Su içtim ya. Nasıl içmedim? İçtim su. 21 ha. 21'den sert kereste aldık. Biraz pahalı. 21'den sert kereste aldık. Bakalım 21'den aldığımız sert keresteyi nerede, ne kadara satabiliriz? İçtim ya. İçtim. 21'den sert kereste aldık. 21'e kadar kar. O 28 kar. Evet. Tamam. Karımızı yaptık. Kaç? XP'ye gel. Artıyor. Artıyor. Tamam. Tamam. İşte budur. Şimdi ticarette gelişmeye başladık arkadaşlar. Evet. Donustika'ya gidelim. Bir şey olmaz, su faydalı. İçim de ondan sonra çişim geliyor sürekli ya. Ne zaman çok su içmeye başlasam çişim geliyor. Dakika başı çişe gitmek zorunda kalıyorum. Ticaret. Ha bak, burada zararmış mesela. Ne kadarmış burada? Kereste. Bakalım. 20. Al babacım 20'den. Sat 25'e. 20'den alıp 25'e satıyorum. Nasıl? İyi mi? Bence bayağı iyi. Yine kâr ettim. Ticaret arttı. Bayağı iyi oldu bu. Benim için. Uslu pulk. Bence orada bayağı bir kâr ederiz. Keresti lazımdır oraya. Abi sana bir haberim var. İyi mi kötü mü? İyi mi kötü mü? Onu söyle. Otuz diyor. Ne kadarmış burada? 35. Olmaz, 35'ten alınmaz. Bunları satalım, kâr edelim. Evet. Güzel. Bakayım. 27 level oldu. Güzel güzel. Tamam, ticaret şeyimizi de geliştiriyoruz böylelikle. Var mı başka bir şey diyeceğim? Gerek yok gibi. Abi şifreyi söyle. Ne şifresi? Neler yaptın bugün Rüya? Biraz da senin hayatına dair bir şeyler dinleyelim. Özlettin kendine. Bakalım ne kadardan satıyormuş keresteyi. 41 çok pahalı be. Çok pahalı be kralım. Cici. Tüm hepsini bitirdim. 45'ten kömür. Üf. İyi. İyi kar. İyi çelik 280 diyor.
Biraz vereyim. İyi kar. Ne kadar level atladık? 29 oldu. 27'ydi, 29 oldu değil mi lan? Öyle bir şey oldu herhalde. Şimdi burada şey var abi. Ne var? Burada ne var? Burada ne bu? Ne üretimiymiş bu? Hurma. Hurmayı buradan 34'e alırsam. 34'e hurma aldım. 34'e buradan hurma aldım arkadaşlar. Buradan da alacağım. Bakalım nerede ne kadara satabiliriz. Gezdiğin anamlarla, kuzenlerle falan her pazar geziyor. Sonra da full dizi izledim. Ne izliyorsun dizi? Yerli, yabancı. Yerli, yabancı filans. Nedir? Bostrom'a bir götürelim bakalım. Yabancı Suits. Dokuz sezon. Daha önce sanki duymuştum ama izlemedim. Daha önce sanki duymuştum ama izlemedim. Konusu ne? Böyle ajancılık mı? Çatapatlı bir şey mi? Aksiyon, gerilim falan mı? Yük beygirinde burada kâr edebiliyormuşum bu arada. Ama şeyim azalır. Bakalım sert kereste burada ne kadarmış? 32. Bak. Hurma da burada kâr edebiliyorum. O yüzden kârımı edeyim hemen. Tamam. Yine kâr ediyorum ama düşük kâr ediyorum. Okey. Demirciye bir girip bakalım ya. Var mı? Çift elli kılıç. 8400. Hemen o parayı bir alalım biz. Niye dövemiyorum? 1, 3. Çünkü şeyim yok, gücüm. Belki yine ben söylemişimdir. Avukatlı. Avukat ve davaları filan var. Yani bir avukatın hayatını şey yapıyor sana. Böyle çeşitli trajedik davalara filan bakıyor. Kanıt filan topluyor filan değil mi? Bu tarz bir şey. Anladığım kadarıyla. Doğru mu anlamışım? Anladım. Bu sefer de şeyimiz bitti. Kömürümüz bitti. Ticaret yapacağız diye. Kömürü bitirdik agam. Neyse devam. Şuradan biraz buğday mı alsak? Yapsak. Dokuz tahıl var abi, buğday 9'dan şöyle alsam başka bir yerde satmayı deneyelim bakalım ne kadar kâr edeceğiz gibi gibi. Yani bir çocuk var, ailesi ölüyor, bu yüzden avukat olmak istiyor, arkadaşı yüzünden okuldan atılıyor ama bir şekilde avukat oluyor, sonra işte bunun çevresinde oluşan olaylar. Bu ailesini öldüren adamlardan intikam filan almaya çalışıyor değil mi? Öyle mi? Uf. Vurmadan güzel kar ettik. Tahıldan kar edemiyoruz burada. Tahıldan burada kar edemiyormuşuz. Keresteyi de almam. Demir cevherini de almam. Okey. Tamam. Şurada bence tahıldan kâr edebiliriz. Güzel bir diziymiş. Eymen nereye gittiğini bilmiyorum. İsa bu arada. Onun haberini de harbiden merak ettim şimdi. Ne haber verecek? İyi mi? Kötü mü? Nasıl bir haber? Merak ettim cidden. Evet. Burada kâr edeceğimizi düşünüyorum. Evet. Birazcık kâr ediyoruz. Az bir şey de olsa. Güzel.
Devam. Aydın da gel oğlum. Hala kar ediyorum. Hala kar. Evet. Hala kar. Tamam. Tamam. Güzel. Kaç level oldu? 33. Güzel. Biraz zor level atlıyoruz ama olsun. Niye bu kadar zor level atlıyoruz halinden? Onu şey yapamadım ama. Hayırlısı be gülüm. Hayırlısı be. 33 eninde sonunda arttıracağız. Sıkıntı yok. Her şeyin bir bedeli var. Açacağız eninde sonunda. Hayırlısı. Biraz da ticaretten kovalayalım. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Tamam. Tememos'a gidelim. Aslında her yerde böyle ürün alıp her türlü satabiliriz. Her türlü kar edebiliriz. Tamamdır Rüya. Her türlü bir yerlerden itemler alıp diğer taraflarda kar edebiliyoruz arkadaşlar. Bakalım hayırlısı. Yani şu anda bu olayımız. 17'den keresteyi aldık. Şimdi Umbrella'ya geçelim bakalım. Bakalım orada kaça satabileceğiz onu. Büyük ihtimalle Tememos da bağlı oraya. Yok bağlı değilmiş. O zaman orada kereste pahalıdır. Bakalım. Ticaret. Yani işte biraz pahalıymış. Tamam. Of 25 tane Pugio var. Aldım. Şöyle yapacağız. Demirciye gir. Erit. Şöyle yap. Biraz burada bekle. Bak bu Pugio'ları erittik de yine güzel kar ediyorum galiba. Kuzen eyvallah kuzen hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bu Pugio'lardan da güzel kar edeceğim galiba ben ha. Bu arada demirci olarak satıyorum ya. Tabi onlar işaretlenmiyor ama olsun. Evet, malzemeler, malzemeler, malzemeler ve demircilik puanı da kasıyorum tabii ki aynı zamanda. Hazırlandım şimdi çıkacağım birazdan kuzen. İşe mi gidiyorsun kuzen? Var mı çift elli? Fırlatma baltasını alalım. Yapamıyoruz. Neden? Çünkü odunum ve kömürüm kalmış. İnti diyelim hocam. Ne taraflara doğru gidebiliriz, ne götürebiliriz? Neymiş bu arada bakalım. Çapulcu var 18 tane. Onlarla dövüşelim. Keten. Keten 14. Keteni 14'ü alsam. Başka bir yerde ne kadar satılır mı acaba? Şunları döveceğim. Gececiğim bu hafta öğlen 4 ayaktayım. Ona kadar bozdum. Pazartesi, çarşamba, perşembe boşum. Ya, ya. Yani. Kaçta geleceksin işten? Bu saatlerde gideceksin. Kaçta geleceksin? Sabah 8, sabah 8'de geleceksin. Kaça kadar yatacaksın? Oha bak bu sefer köyün yanında savaşıyoruz diye yapılar filan var ha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hey!
Gel lan buraya. Kaçacağını mı sandın lan? Kaçacağını mı sandın oğlum? Gel buraya gel gel gel. Gelişine. Zıba. Gücü. Anladım. Tamam kuzen o zaman. Hayırlısı o zaman. Ne diyeyim? Okey. Metin 2'yi başladınız mı? İndirdin mi Metin 2'yi? Ne yaptınız? Balık. Kapasitem full ya. Biraz satmam gerekiyor. Tahıl çok aldık galiba. Bir tık fazla tahıl aldık. Galiba biraz. Satacağız ama sıkıntı yok. Makebe gidelim. Makebe gidelim. Orada her türlü satarız diye düşünüyorum. Bir şeyler. Ben Makep'ten mi gelmiştim acaba? Yok. Buralarda bir yerdeyimdir ya. Herhalde. Keten. Ketenden ettiğim kar. Güzel. Çok iyi. Güzel. Az da olsa kar ediyorum. Tamam zaten bitti. Birkaç tane de dövme demir sattım abi ona. Dövme demirleri almıyorum lan geri. Demirci yayır, siparişler, tek elli kılıç, çift elli kılıç. Ne istiyorsun çift elli kılıcın için? Neden yapamıyorum? Yapıyorum. Müşteri memnun. Fırlatma baltası. Çünkü keresten ve şeyim yok. Evet. Ama buradan alırım keresteyi. Hoş geldin Rüya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sert kereste. Aldım abi. Tertemiz. Makebe dön bakayım. Makepte kaça satabilirim bunu? Ya da kömür yaparız satarız. Bilmiyorum. İkisinden birisi. Abi seni çok seviyorum. Teşekkür ederim kardeşim benim. Ben de seni çok seviyorum. Çok sağ ol. Tamam, sert keresteden kâr edemiyoruz. Kömürü de ne kadar? Kömürü de ucuz. Anladım. Peki ne kadar burada sert kereste? Ben yine almaya devam edeyim. 14 alayım. Tamam, üzerim biraz doldu. Tamam. Mize'ye gidelim. Mize'ye. Biraz uzaklaşalım buralardan. Mize'nin çevresinde full pamuk var. Orada güzel paraya satarız. Orada güzel kar ederiz diye düşünüyorum. Aleykümselam Bilal'im. Hoş geldin. Ticaret levelim kaç oldu hiç bilmiyorum. Bir bakayım. 34 olmuş ticaret levelim. Biniciliğim artmış. Bakalım. Hayvan yetiştiricisi. Bildiğindeki hayvanlara her gün %1 üreme ihtimali. Allah Allah. Allah Allah. Yani az. %1 ihtimal az bu arada. Ama neden olmasın? Para kazandırır mı? Evet. Hayvan güderken. Hayvan gütmüş. Çoban mı değiliz? Yerleşkeye bağlı köylerde %15 ihtimali. İkinci sebebi at üreme şansı. Oo. Hayvan güderken. %51'lik hızı. Hayvan gütmüyorum ben. Bu. Hayvan gütmüyorum kral. Tamam. Dur bakalım. Gene geldik bu şehre. Bakalım burada ne kadar karım olacak. 36. O zaman burada of kömür 72 diyor. Aşırı büyük kar edebiliyorum orada. Okay. Bak kereste sattıkça kömürün fiyatı azalıyor. Bu da beni üzüyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ucuz bir mal var mı? Ucuz bir mal. Göremiyorum ben. Kalsın. Okey. Buradan da böyle karımız ettik. Biraz demirciye girelim arkadaşlar. Şunu eritebiliyor muyum? Erittim. Biraz kömür bas. Tamam.
Yapabiliyor muyum? Evet. Biraz daha para kazan. Dövemiyorum. Burada biraz bekle. Ay 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 ay. Eymen nereye gitti ya? Kötü ya, kötü değil. Haberim var dedi. İyi mi kötü mü dedik. Cevap vermedi, gitti. Acaba iyi bir haber mi? Ya da nasıl bir haber? Merak ettim şu an. Niye dövemiyorum? Çünkü kereste ihtiyacım var. Abi keşke kereste bıraksaydım biraz. Neyse. Pika'na doğru gidiyoruz. Pika'm. Şuradan yolumuzun üstündeki koyun alsam mı biraz? Şuradan koyun alayım mı? 31'den 25 tane alayım mı lan koyun? Aldım mı? Gidelim bakalım. Kâr ederiz inşallah. Kervan gibiyiz, takılıyoruz abi ortalıkta şu an. Evet. Koyundan zararım var abi. Çift elli kılıç yapalım onu hemen. GG. Tamam, çık. Güzel, devam. Nereye doğru? Oralardan geldik biz zaten. Seonon'a doğru filan gidelim ya. Biraz uzaklaşalım şuralardan. Hep aynı yerlerde dolaşıp duruyoruz. Olmaz ki böyle canım. Biraz uzaklaşalım. Şuradan kereste alayım yolumun üstünde. Bu tüccarlardan, pardon, kervanlardan ne zaman ticaret özelliği, yeteneği, XP'si kazanmaya başlarım? Onu bir öğrenmem lazım. Ya benim şimdiye kadar çoktan kazanmam gerekiyordu. O tarz tecrübe puanları. Neden gelmiyor bilmiyorum. Evet. Böyle devam Ruhote'ye. Hatta buraya gel. Oradan Ruhote'ye, oradan artık yukarı gideriz. Meselene seninle benden ayrılman. Burada sanki koyunları karlı bir şekilde satabiliriz gibi. Sert keresteyi satabiliyorum ama koyunları karla satabiliyor muyum? Çok düşük karla satabiliyormuşum. Çok düşük kar da olsa satayım. Evet. Tamam, sattım. Çok düşük karlı olsa da sattım arkadaşlar onları. Sert keresteden bayağı kar ediyormuşum. Biraz sert kereste salayım buraya. Tamam. Demirciye gir. Siparişler. Bizlik bir şey yok. Çık. Rohate. Go. Rohate'de bence koyundan kar edebiliriz arkadaşlar. Bu arada 908k paramız oldu. Yakında 1 milyon dinarımız olacak arkadaşlar. Aşağıya sandalye taşıdık, sürekli unutuyoruz diye. Net sandalyesi sokakta oturmalık mı? Akşamları tabi yaz geliyor. Havalar ısınmaya başladı. İnsanlar böyle dışarı çıkar. Yani biz küçükken öyleydi. Mahallede yazın akşamları insanlar dışarı çıkardı. Kapıların önüne sandalye atarlardı ve sohbet muhabbet ederlerdi. Küçükken biz öyleydik. Biz küçükken. Biz küçükken öyleydi yani. Şimdi nasıldır acaba? Bilinmez. Bilmiyorum ne haldayım. Biliyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Vay. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece.
Gündüz geceler. Sahil sandalyesi arabaya koyduk geziyoruz. Ha, anladım. Okey okey o da o ay o onun tadı da ayrı bir güzel ya. Sahile gittiğin zaman arabandan çıkartıyorsun, açıyorsun sahile. Sandalyeyi koyuyorsun, oturuyorsun mis gibi. O sandalyeler çok iyi oluyor. Aşırı iyi oluyor bu arada o sandalyeler. Tahıl. O aynen tahıldan burada karımızı edelim arkadaşlar. Ne kadar aldım bilmiyorum ama güzel kâr edeceğiz galiba. Derken bu kadarmış. Bu kadarmış. Bu kadar mı kolaymış? Seyon'a geçelim burada. Para var gündüz gece geziyorlar. Param var yiyorum. Sen de çalış sen de ye. İyisiniz iyi. Basyon benzine yemeğe. İyisiniz iyi. Allah keyfinizi bozmasın. Umarım böyle istediğiniz gibi olur her şey. Umarım hep böyle gülersiniz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim lan. Oğlum, biz koyunları nerede aldık oğlum? Koyunlar nerede? Aa! Aa! Abi koyunlar aa! Aa! Oğlum biz koyunları orada mı bıraktık? Lan oğlum koyunları gütmem mi gerekiyordu benim? Arkadaşlar, koyunları biz nereden almıştık? Abo, koyunları benim gütmem ben bunu bilmiyordum ki. Vallahi. Ben bunu bilmiyordum ki ya. Nereden aldık Allah bilir koyunları. Gitti koyunlar. Vallahi koyunlar gitti. Koyunları nereden aldık Allah bilir. Abo geçmiş olsun. Vallahi gitti koyunlar arkadaşlar. Şuradan at alayım birazdan. Cici. Buradan da kereste alacağım bu arada. Keresteden iyi kâr edeceğim. Envanterim bayağı doldu benim ya. Şimdi burada bence bayağı güzel kar ederiz. Gidelim bakalım. Oğlum bir daha koyun aldığımız zaman onları gütmemiz gerektiğini unutmayalım lütfen olur mu? Koyun gütmemiz lazım. Lanet olsun. Lanet olsun. Rugan'ı kaybettik. Rugan ne lan? Tanımıyorum. Hafif karımızı ettik. Devam. Gideceğiz ya. Burada kesin zaten kar etmem lazım. Hiçbir şey yok. Onunla ilgili. Money 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 must be funny in the rich man's world of money. İngilizce desen var. İngilizce desen var.
Gitar desen o da var. Güzellik desen o da var. Gitarla aran nasıl? Rüya nasıl gidiyor? Gitara devam ediyor musun? O şarkı öyle değil. Bilmiyorum ki şarkı zaten. Şarkıyı bilmiyordum zaten. Oha yük beygiri. Güzel kâr ediyormuşuz aslında var ya. 5 tane sattım. Ama envanter dolu. Envanterimiz dolu ama reis. Reis şuradan at alıp gelsem mi? Ha? Madem o kadar karlı şuradan ben bir at alıp geleyim lan. Şuradan biraz at alam gelem lan sana. Hesap açacağım muhtemelen bakacağım. Hayırlısı olsun şimdiden. Umarım dediğim gibi her şey istediğiniz gibi olur arkadaşlar. Umarım her şey istediğiniz gibi olur bu hayatta. Okul, lise, üniversite filan fişman. Umarım bunların hepsi sizin istediğiniz gibi olur. Umarım. Umuyorum. İnşallah. İnşallah. Burada güzel kâr edeceğime inanıyorum. Ticaret. Evet. Koşum atı var. Yük beygiri bir tane daha tamam. Kaç oldu lan ticaret leveli? 39 yaptık. Demirciliğim yükselmiş. Dayanıklık özelliği. Tek elli ve çift elli silahlara artı bir odak puanı. Dayanıklılık özelliği verdim ama bunu ben nereye kullanabilirim? Binicilik. O zaten vardı bende. Dayanıklık özelliğini ne yapacağız lan? İnşallah bir işe yarar. Pravent'e gidelim. Pravent'te büyük bir ihtimalle odun yok abi burada. Odundan burada güzel kâr edeceğiz galiba. Dondu mu sandın? Düşünüyordum. Düşünüyordum ne yapsak diye. Nasıl yaparız diye düşünüyordum. Vallahi adamlar göbek dansı ile ünlü oluyor. O göbek dansı ile ünlü olan dayı bu arada çok şanslı ya. Hayatının tüm şansını doğru yerde kullandı. Tebrik ederim. Allah herkese böyle şanslar nasip etsin. Güzel yerde kullandı şansını. Oğlum biz atlardan daha fazla kâr ediyoruz lan galiba. 40 oldum. Biz at alalım ha. Atlardan güzel kâr ediyoruz. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Burada da hiç at, bir burada at yetiştiriliyor ha. İyiymiş ya. At alalım biz yanımıza ya. Bayağı. Buradan da zeytin mi alsam? Zeytin alayım mı buradan? Buralardan da zeytin aldım. Al zeytini. Zeytinden de çok güzel kâr edeceğim bu arada. Rez alabilirsiniz. Zeytunlu. Kapasiteyi açtık ama devam. Bana mısın demiyoruz şu an. Yardıra kuye.
O koyunları kaybetmem beni biraz üzdü ama. Onun harici iyiyiz. Sıkıntı yok. Al para böyle yenir ha. Al para böyle yenir ha. Evet. Kar. Kar. Nice karlarımızı yapıyoruz. Ne oldu lan? Biri level atladı herhalde. Birinin çocuğu oldu galiba lan. Lan kimin çocuğu oldu? Ha, Varik 16 yaşına basmış. Dur Varik. Sana ne veriyorduk oğlum? Taktik. Seni komutan yapıyoruz oğlum. Seni taktik yapacağız. Liderlik yapacağız seni. Taktik basıyor sana. Taktik. Oğlum taktik kazanmak. Taktik kazan sen. Bu ne? Cazibe. Yok yok. Mühendislik de kazanabilirsin aslında. Yok ticaret olmaz. Bu yaverlik. Liderlik. Of liderlik. Bir devriye önderlik ettiğinden. Bak bu olabilir. Uf taktik. Haydutları avladığından. Taktik iyi. Tamam. Tamam. Güzel. Ürün satın al. Almışız zaten. Sargota doğru yola devam. Taktik maktik yok. Hadi bam bam. Şakir'le başa çıkamazlar sanmam. O nasıl ya? O nasıl bir şarkı ya? O ne şarkısı lan? Kral Şakir şarkısı mı o? Ya Şakir dediğine göre kim var Şakir? Kral Şakir var. Öyle mi hocam? Çizgi film evet. Ya Şakir bir tek Kral Şakir var anladınız hadi. Aa, o Kral Şakir de bayağı hani izlenmiş bu arada. Seviliyormuş yani. Öyleymiş. Hocam doğru mu? Sinemalar filan. Sinemalar vardı. İzledik biz kardeşimle. Biz Noel dayıcıyız. Noel dayı mı? Noel dayı hangisi oluyor lan? Noel. Noel dayı. Valla ben küçükken bir film izlemiştim. Çizgi film değil. Bir tane çocuk var arkadaşlar. Okulda mı? Evde mi ne? Bir dolap var. Tamam mı? Bu dolap si yok. Dolap değil. Dolap mı ya da? Arkadaşlar ya dolap sihirli tamam mı? Ya da bu çocuğun sihirli bir değneği var. Ama bu çocuk bu değneğin sihirli olduğunun farkında değil. Veya bu dolabın sihirli olduğunun farkında değil. Neyse ben değnek de olabilir ama tam hatırlamıyorum. Ben dolap üzerinden gideyim. Bir çocuk var. Okuyor bu çocuk. Evlerinde de bir dolap var. Galiba. Ya da şöyle anlatayım, pardon. Sıfırlıyorum. Bir tane çocuk var, tamam mı arkadaşlar? Bu çocuk ilkokulda mı, ortaokulda mı ne okuyor? Bir tane bu değnek buluyor bir yerden, tamam mı? Kilerden bir yerden böyle ıssız, kimsenin bilmediği böyle terk edilmiş bir evde sallıyorum buraları. Tamam mı? Bir değnek buluyor. Değnek dediğimde değnek de değil, bir dal parçası böyle. Tamam mı? Öyle söyleyeyim. Yani sağlam böyle düzgün güzel bir şey hayal etmeyin. Böyle eski işte kopuk, kırık, dökük bir değnek parçası tamam mı? Bu değnek parçası sihirli. Evde de bunların evinde de bir tane kullanmadıkları, bodrum katında kullanmadıkları eski püskü bir dolap var. Her neyse çocuk bu değneği alıyor, iniyor bodruma, bir şeyler kurcalarken tamam mı?
Öyle dövüş hareketleri, kılıç sallarmış gibi değneği sallarken abi bir anda dolabın kapakları açılıp kapanmaya falan başlıyor. Ondan sonra dolap sihirleniyor. Değnek de yanıyor. Tamam mı? Sonra arkadaşlar aradan bir gün, 2 gün, 3 gün geçiyor. Çocuk derslerinde geri hiç çalışmıyor. Çalışkan bir çocuk değil, tamam mı? Öyle haylaz bir çocuk. Haylaz bir çocuk da değil de hani saf bir çocuk böyle. Hani derslerinde çalışmıyor ama. Dersleri iyi değil, tamam mı? Okulda filan buna zorbalık yapıyorlar. Ağlatıyorlar çocuğu, hırpalıyorlar filan. Her neyse. Bir gün sınava girecekler. İşte İngilizce sınavı, tamam mı? İngilizce sınavına girecekler. Çocuk alıyor işte kitaplarını, testlerini, meslerini, eve gidiyor. Ondan sonra işte evde de annesi bunu karşılıyor. Annesi de bir ton laf yapıyor buna. İşte hiç çalışmıyorsun dersine, ceza alsın, kilereyim filan. Direkt olduğu gibi çantasıyla birlikte kilere iniyor. Ondan sonra ne alakaysa bu çocuk İngilizce kitaplarını, İngilizce testlerini filan dolabın içine koyuyor. Tamam, dolabın içine kaldırıyor. Çalışmayacağım diyor. İstemiyorum diyor. Görmek istemiyorum diyor. Dolabın içine koyuyor. Kitapları, testleri, İngilizce. Ondan sonra dönüyor sırtını böyle dolaba dayıyor. Eğiliyor böyle ağlamaya başlıyor. Derken ondan sonra bir bakıyor dolap böyle titremeye başlıyor. Dolap böyle titremeye başlıyor, tamam mı? Dolaptan böyle sesler geliyor. Sesler geliyor derken şey sesleri anlamıyor. Bir yaratık falan değil. İşte böyle büyü oluyormuş gibi bir ses, tamam mı böyle? Dolap molap böyle kapakları böyle şey oluyor. Tam açılmıyor ama böyle şey oluyor. Tam arasından ışık mışık çıkıyor. Her neyse susuyor. Duruyor, tamam mı? Öyle oluyor, duruyor. Çocuk da tabii korkuyor. Geri çekiliyor böyle. Kalkıyor, bakıyor filan. Her neyse. En sonunda duruyor abi. Dolabın kapağını bir açıyor. Ne görsün? Pastalar. Börekler. Çörekler. Çikolatalar. Bu tarz şeyler buluyor, tamam mı? Ondan sonra bunları yiyor çocuk. Dayanamıyor. Bunları yiyor. Ertesi gün sınava bir gidiyor. Bilmediği her şeyi İngilizce ile ilgili kitapta yazan, testte yazan her şeyi biliyor. İngilizceyi sular seller gibi biliyor, tamam mı? Meğerse dolaba İngilizce kitabını koymuş, testleri koymuş. Bunlar pastaya dönüşüyor, böreğe möreğe dönüşüyor, yiyeceğe dönüşüyor. Bu çocuk da onları yiyince abi İngilizceyi kitapta yazan her şeyi ezbere biliyor. Beynine kazanıyor çocuğun. Öyle oluyor, böyle oluyor. Başka bir sınav denk geliyor, tamam mı? Bir tane de bunun arkadaşı var. Arkadaşını anlatıyor bunu. Diyor ki böyle böyle oluyor diyor. Ben diyor yedim diyor. Salak bizim oğlan tabii ki. Aklı ermiyor. Söylüyor. Arkadaşı da işte ben de dönemek istiyorum. Arkadaşı da böyle biraz şişko, tamam mı? Obez. Böyle yemek diyor böyle. Tatlıyı çok seviyor filan. İstiyor diyor, ben de gitmek istiyorum işte. Beni de götür. Ben de yiyeceğim filan. Ertesi günde başka bir sınav var, tamam mı? Matematik sınavı. Ama gel çocuklara sor. Matematikle ilgili bir bok biliyor musunuz? Hiçbir bok bildikleri yok matematikle ilgili. Her neyse. Bir gidiyorlar eve. Bir sürü kitap. Test kitapları. İşte çalışma kitapları. Ders kitapları. Şişko'nun elinde böyle tutuyor kitapları. Şişko'nun elinde böyle, tamam mı? Çocuğun elinde de poşet var 2 tane. Eve gidiyorlar. Annesi tabii görünce o diyor, işte gelmişler filan, işte kitaplarla gelmişler, ders çalışacaklar filan, pişman diyor. Çocuk diyor ki işte biz diyor ders çalışacağız diyor, kilerde filan diyor. Annesi de diyor ki kilerde niye çalışacaksın, gidin odana. Şey yok diyor, aşağısı daha sessiz oluyor filan, pişman. Gidiyorlar aşağıya. Tabii şişko çocuk ilk defa görüyor ya dolabı. Alıyor işte ufak olan alıyor çocuğun elinden kitapları filan, dolaba koyuyorlar. Dolabın kapakları hala açık, dolaba koyuyorlar. Ondan sonra dolabın kapağını bir kapatıyor, bir daha işte büyü oluyor orada. Ondan sonra duruyor. Şişko çocuk bu arada korkuyor. İlk başta bunu görünce gerçekten inanamıyor, tamam mı? Korkuyor. Ondan sonra bir bakıyor pastaları, börekler, çörekler olmuş. Hepsini yiyemiyorlar. Çünkü çok fazla kitap koydular. Çok fazla test kitabı falan koydular işte. Hepsini yiyemiyorlar. Tamam, bir kısmını yiyorlar. Eve gidiyorlar. Ertesi gün sabah matematik sınavına girecekler. Tekrar buluşuyorlar. Okula, sınıfa
pastayla börekle giriyorlar, tamam mı? Hiç alakaları yok matematikle, sınavdan 100 alıyorlar. Ertesi gün bir daha bir daha derken öyle, film böyle bir şeydi işte. Güzel bir filmdi yani. Ben çocukken izlemiştim. Tekrar izlemek isterim ama nasıl adını bilmiyorum, hatırlamıyorum. Öyleydi yani. Güzeldi. Öyleydi hocam. Kardeşim burada film anlatıyorum 2 saattir ya. YouTube'daki arkadaşlar inşallah sizin de başınız ağrımamıştır. Çok ağrıdıysa geçseydiniz kardeşim. Video like atıp abone olup yorum atıp paylaşmayı unutmayın. Hadi eyvallah. Rüyacığım görüşürüz canım benim. Dikkat et kendine. Rüyanda bu filmi gör. Film çok iyiydi ama ya. Ben çok seviyordum. Bu arada ben niye bu kadar yavaşım lan? O kadar çok katır almışım ki artık sürü psikolojisi olmuş. O yüzden hızlı gidemiyorum. Hızlı gidemiyorum abi şu anda. 9'da ticaret puanı yapmışız bu arada, leveli. 50 olunca zaten yetenek açılıyor. Aa, başta tanıdık geldi ama sonra olay başka yerlere gitti. Başta tanıdık mı geldi? Nasıl bir şey oğlum? Dolaba bir şey, dolaba kitap koyunca yemek falan çıkıyorsa ve her şeyi biliyorlarsa o film, aynı filmden bahsediyoruz. İlyas'dan. İlyas. Eğer öyle bir şey oluyorsa abi daha ağlama, tamam. Eğer dolaba yemek koyunca, eğer dolaba yemek koyunca, ay yemek diyorum, kitap koyunca yemek olarak çıkıyorsa aynı şeyden bahsediyoruzdur. Kardeşim. Şimdi. Abi benim. Benim. Ben nerelerdeydim? Ben buralardaydım. Yok. Ben. Yok. Neredeydim lan ben? Ben buralardaydım. Değil mi? Yok, hayır. Neredeydim lan ben? Orası neresiydi lan? Burası mıydı? Aynen. Aynen. Buraya gel. Üf. Ne kâr edeceğim ama bak. Oraya gidince ne kâr edeceğim ama bak. İyi izle. Oraya bir gideyim, ne kâr edeceğim ama. Önce şuraya gidelim. Ne kâr edeceğim ama oraya gidince. Üf. Net 50 levelim. Tanıdık geldi ama benim hatırladığım dolabın içine giriyor başka bir dünya. Yok yok, dolabın içine girip başka bir dünya değil. Benimki kitap koyuyorlar. Kitaplar oluyor şey. Pasta, börek, çörek oluyor. Farklı. Hı. Benim anlattığım başka. Asker sayımı arttırayım mı ya? Biraz hız kazanmak için. Biraz hız kazanmak için asker sayımı arttırdım. Benimki öyle değil abicim. Sen farklı bir şeyden bahsediyorsun. Enerjim yok ya. Sen farklı bir hikayeden bahsediyorsun. Ben farklı bir hikayeden bahsediyorum. Hikayelerimiz çok farklı. Hikayeler çok farklı. Ticaret. Aha, işte bundan bahsediyorum. Böyle böyle. Böyle böyle büyük karlarımızı edeceğiz kardeşim. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Bakayım. Az kaldı. İyi gidiyoruz hocam. Hızımız da artıyor yavaş yavaş. Şuradan biraz daha asker alayım ben. Şimdi haritada bazı yerler isyancı olmuş. Ben onların kalesini alsam
Diğer krallıklar bana savaş açar mı acaba? Ne diyorsunuz? Burası isyan çıkartmış. Sargot alsam nasıl olur? Sardı mı? Oğlum ya tam geliyordum şey yapmışlar. Uçakma başlatmışlar. Halledeceğiz bir şekilde. Yarın pazartesi değil mi lan? Yarın okul var. Kaçta yatıyorsunuz bugün? Güzel kardeşlerim. Güzel kardeşlerim, yarın kaçta geleceksiniz bu arada? Ben direkt buraya gideyim ya. Şimdi yatacağım, bay bay. Görüşürüz canım benim. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Biz de şu şehre baktıktan sonra kaçalım. Yayında kimse kalmayınca. Yani biz de tek başımıza kalıyoruz. YouTube'daki arkadaşlar tek başımıza kalmayalım. Birazdan artık biz de kapatalım. Evet. Hatta şimdi kapatabiliriz. Evet. YouTube'daki arkadaşlar, bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video like atıp abone olup yorum atıp paylaşmayı unutmayın. Film hikayemi de çok şey yapmayın. Muhabbet olsun, torbalı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.